Herkese merhabalar. İstanbul'da yaşayan ve bu şehri çok seven biriyim. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri bence. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve lezzetleriyle her şeyle büyüleyici. Bu videomda İstanbul'un en iyi 10 esnaf lokantasını, en iyi 10 tatlıcı mekanını, en iyi 10 manzaralı restoranını ve en iyi 10 steakhouse mekanını sizlerle paylaşacağım. Ayrıca İstanbul'da gezilmesi gereken 10 yeri ve 10 damak çatlatan lezzeti de sizlerle buluşturacağım. Peki, siz İstanbul'u ne kadar tanıyorsunuz? Bu videomda İstanbul'un en güzel, en lezzetli ve en keyifli köşelerini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sultanahmet Meydanı İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alan ve birçok önemli yapıya ev sahipliği yapan bir meydan. Burada hem Bizans hem de Osmanlı dönemlerinden kalma eserleri görebilir, kültürel ve dini bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Dünyanın en büyük ve en etkileyici yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yıldan fazla bir süredir İstanbul'un simgesi olmuş. Önce kilise, sonra cami, sonra müze, sonra tekrar cami olarak hizmet veren bu yapı, mimari, sanatsal ve tarihi açıdan muazzam bir yer. İçinde mozaikler, sütunlar ve bir sürü tarihi eser bulunuyor. İçeri girerken kıyafet seçimine dikkat etmek önemli. Ayrıca rehberlik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Sultanahmet Camii, mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinleriyle süslendiği için Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmış. Bu cami 17. yüzyılda Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmış. Altı minaresi ve zarif kubbesiyle görenleri etkileyen cami, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Camiye giriş ücretsiz ancak namaz saatlerinde ziyaretçilere kapalı. Kıyafet seçimine de dikkat etmek gerekiyor ve sessiz olmak gerekmekte. Yere batan sarnıcı 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bir yer. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için kullanılmış. Kapalı bir su sarnıcı olan bu yapı, suyun içinden yükselen 336 sütunla görülmeye değer bir yer. Sarnıcının içinde ayrıca Medusa başlı iki sütun dikkat çekiyor. Sarnıca giriş ücretli ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim ve yaşam merkezi olan bir saray. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar padişahların ikametgahı olmuş. Sarayın içinde birçok bölüm, salon, harem, kütüphane, mutfak, silahhane ve hazineler bulunuyor. Sarayın bahçeleri ve manzarası da görülmeye değer. Saraya giriş ücretli, ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binası olan bu müze, çeşitli kültürlere ait 1 milyonu aşkın eserle dünyanın en büyük müzeleri arasında. Müze 3 ana birimden oluşuyor. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Müzede görebileceğiniz eserler arasında İskender Lahdi, Kadeş Anlaşması ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu var. Müzeye giriş ücretli, ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan bu çarşı, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. 61 kapalı sokağı ve 4000'den fazla dükkanıyla alışveriş ve eğlence merkezi olarak hizmet vermekte. Çarşıda altın, gümüş, mücevher, halı, baharat, hediyelik eşya ve daha birçok şey bulabilirsiniz.
Çarşıya giriş ücretsiz. Ancak pazarlık yapmayı unutmayın. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelendirilen bu cami 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın adına yaptırılmış. Cami klasik Osmanlı mimarisinin en görkemli eserlerinden biri. 4 minaresi ve 53 metre yüksekliğindeki kubbesiyle şehrin silüetini süsleyen cami, iç süslemeleri ve akustiğiyle de dikkat çekiyor. Caminin kıble tarafında Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın türbeleri bulunuyor. Camiye giriş ücretsiz ve ancak namaz saatlerinde ziyaretçilerine kapalı. Kıyafet seçimine dikkat etmek ve sessiz olmak gerekiyor. Kız Kulesi Haliç'in girişinde küçük bir adacık üzerinde duran tarihi bir kule. Burası hem efsanelere hem de romantik akşam yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Kuleye tekne ile ulaşabilir ve içindeki restoranda manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Karaköy Galata Köprüsü'nün hemen karşısında Boğaz'ın kıyısında bir semt. Burası hem tarihi hem de modern bir atmosfere sahip. Antikacılar, sanat galerileri, kafeler, restoranlar ve barlar arasında dolaşabilir, Galata Kulesi'ne çıkabilir veya Karaköy Balık Pazarı'nda taze deniz ürünleri alabilirsiniz. Ortaköy Camii Boğaz Köprüsü'nün hemen yanında Ortaköy semtinde bulunan zarif bir cami. Barok tarzda inşa edilmiş olan bu cami Boğaz'ın simgelerinden biri. Caminin içindeki Allah, Muhammed ve ilk 4 halifenin isimleri Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış. Balat, Haliç'in kuzey yakasında Fener ile Ayvansaray arasında yer alan bir semt. Burası farklı din ve kültürlere mensup insanların yüzyıllarca bir arada yaşadığı renkli ve tarihi bir mahalle. Balat'ta eski evler, kiliseler, sinagoglar, camiler, antikacılar ve konsept kafeler arasında gezinebilir, sokak sanatı eserlerini görebilir ve lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Çırağan Sarayı Boğaz'ın Avrupa yakasında Beşiktaş ile Ortaköy arasında bulunan eski bir Osmanlı sarayı. Şu anda 5 yıldızlı bir otel olarak hizmet veren saray, hem mimari hem de tarihi açıdan görkemli. Sarayda konaklayabilir, restoran ve barlarında vakit geçirebilir veya bahçesinde yürüyüş yapabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı Boğaz'ın Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde bulunan bir başka Osmanlı sarayı. Saray 19. yüzyılda batılı tarzda inşa edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yönetim merkezi olarak kullanılmış. Sarayın içindeki eşyalar dönemin zenginliğini ve ihtişamını yansıtıyor. Sarayda Atatürk'ün öldüğü odada ziyaret edilebilir. İstanbul Modern, Beyoğlu ilçesinde Galata Port Kompleksinin içinde yer alan bir çağdaş sanat müzesi. 2004 yılında açılan müze, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi. Müzede Türk sanatçıların eserlerinin yanı sıra uluslararası sanatçıların da eserleri sergileniyor. Müze ayrıca eğitim, sinema, kütüphane ve kafe gibi hizmetler de sunuyor. Minyatürk Eyüp Sultan ilçesinde Haliç'in kıyısında bulunan bir minyatür park. 2003 yılında açılan park, 15 bin metrekarelik maketlerin yer aldığı toplamda 60 bin metrekarelik bir alan. Parkta Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden seçilmiş 137 tarihi ve kültürel eserin minyatürleri bulunuyor. Parkta ayrıca çocuk oyun alanı, kafeterya, hediyelik eşya, açık hava gösteri alanı ve sanal gerçeklik deneyimi gibi imkanlar da var. Rahmi Koç Müzesi, Beyoğlu ilçesinde Haliç'in kıyısında bulunan bir sanayi müzesi. 1994 yılında iş insanı Rahmi Koç'un desteğiyle açılan müze, Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi. Müzede ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ait çeşitli objeler,
maketler, araçlar ve makineler sergileniyor. Müzede ayrıca Nasıl Çalışır bölümü, çocuk atölyeleri, kafe ve restoran gibi hizmetlerde bulunuyor. Vialand, Eyüp Sultan ilçesinde Gaziosmanpaşa ilçesiyle kesişen bir noktada bulunan bir tema park. 2013 yılında açılan park, Türkiye'nin ilk tema parkı. Parkta çeşitli temalara göre tasarlanmış 30'dan fazla eğlence ünitesi bulunuyor. Parkta ayrıca alışveriş caddeleri, konsept mağazalar, otel ve gösteri merkezi gibi imkanlar da var. Sea Life Aquarium, Bayrampaşa ilçesinde Forum İstanbul Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan bir akvaryum. 2009 yılında açılan akvaryum, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük akvaryumu. Akvaryumda 80 metrelik cam su altı gözlem tüneliyle dünyanın en büyük akvaryumları arasına girmiş. Akvaryumda 500 farklı türden 10 bini aşkın deniz canlısı bulunuyor. Akvaryumda ayrıca kaplumbağa hastanesi, kaya havuzları, köpek balığı krallığı ve vatoz koyu gibi bölümler de var. Emirgen Korusu İstanbul'un en güzel parklarından biri. Burası bahar aylarında Lale Festivali'ne ev sahipliği yapıyor ve rengarenk çiçeklerle doluyor. Parkta yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir, göletlerdeki ördekleri seyredebilirsiniz. Emirgen Korusu 47 hektarlık bir alana yayılmış ve içinde 3 tane tarihi köşk bulunuyor. Bu köşkler Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk olarak adlandırılıyor. Ve farklı mimari stilleri de yansıtıyor. Eyüp Sultan Camii İstanbul'un en eski ve en kutsal camilerinden biri. Burası Hazreti Muhammed'in dostu olan ve İstanbul'un ilk Arap kuşatması sırasında öldürülen Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesi üzerine kurulmuş. Cami 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve sonraki yüzyıllarda çeşitli onarımlar görmüş. Caminin içi kalem işi süslemeler, hat sanatı eserleri ve avizelerle donatılmış. Caminin bahçesinde Osmanlı döneminde önemli kişilerin mezarları bulunuyor. Eyüp Sultan Camii İslam kültürü ve tarihi açısından zengin bir yer. Pierre Loti Tepesi İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan bir tepe. Burası 19. yüzyılda İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız yazar Pierre Loti'nin adını taşıyor. Tepeten Haliç'in ve tarihi yarımadanın muhteşem görüntüsünü izleyebilir, çay bahçelerinde oturabilir, teleferikle aşağıya inebilirsin. Pierre Loti Tepesi İstanbul'un ruhunu hissedebileceğin romantik bir yer. Baklava, kat kat yufka hamuru arasına ceviz veya fıstık konularak şerbetle tatlandırılan bir tatlı. Baklavanın kökeni Orta Asya'ya kadar uzanıyor ve Osmanlı mutfağının en ünlü tatlılarından biri. Baklavayı çay veya kahve eşliğinde yiyebilirsiniz. Peki baklavanın kaç kat hamuru olduğunu biliyor muydunuz? Geleneksel olarak baklavanın 40 kat hamuru olması gerektiği söylenir. Bu da baklavanın yapımının ne kadar zahmetli olduğunu gösterir. Baklava için en iyi adreslerden bazıları Karaköy Güllüoğlu, Hafız Mustafa ve Gaziantep'li baklavacı Bilgioğlu. Kokoreç, kuzu veya oğlak bağırsaklarının şişe sarılıp ateşte pişirildikten sonra küçük küçük doğranarak baharatlarla harmanlanan bir sokak yemeği. Kokoreç, Rumca küçük şiş anlamına gelen kokoros sözcüğünden türemiş. Kokoreçin kökeni Yunanistan'a dayanıyor ve Türk mutfağının en cesur lezzetlerinden biri.
Kokoreçi ekmek arası veya tabakta yiyebilirsiniz. Kokoreç için en iyi adreslerden bazıları Şampiyon Kokoreç, Tarihi Beyoğlu Kokoreç ve Korkmaz Kokoreç. Lahmacun, ince hamurun üzerine kıyma, soğan, maydanoz ve baharat karışımı sürülerek fırında pişirilen bir yemek. Lahmacun Arapça etli ekmek anlamına gelen lam bin ajin sözcüğünden türemiş. Lahmacunun kökeni Anadolu'ya dayanıyor ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Lahmacunu limon sıkarak ve içine marul, domates, turşu gibi malzemeler koyarak dürüm şeklinde yiyebilirsiniz. Lahmacun için en iyi adreslerden bazıları Borsam Taşfırın, Halil Lahmacun ve Fırat Karadeniz Pide Salonu. Cağ kebabı kuzu etinin şişe dizilerek ve odun ateşinde döndürülerek pişirilen bir kebap çeşidi. Peki cağ kebabının adının nereden geldiğini duydunuz mu? Cağ, Erzurum yöresinde eti şişe geçirmek için kullanılan demir çubuğa verilen isim. Cağ kebabının Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olduğunu da unutmamak lazım. Cağ kebabını lavaş ekmek, soğan salatası ve ayran ile birlikte yiyebilirsiniz. Cağ kebabı için en iyi adreslerden bazıları Erzurum Cağ Kebap, Şehzade Cağ Kebap ve Erzurum Oltu Cağ Kebap. İskender, ince ince doğranmış döner etinin üzerine tereyağı ve domates sosu gezdirilerek pide ekmek üzerinde servis edilen bir yemek. İskender'in ismi bu yemeği 1867 yılında icat eden Bursalı İskender Efendi'den gelir. Dolayısıyla İskender'in kökeni Bursa'ya dayanır ve Türk mutfağının en popüler lezzetlerinden biridir. İskender'i yoğurt, salata ve turşu ile birlikte yiyebilirsiniz. İskender için en iyi adreslerden bazıları Uludağ Kebapçısı, Bursa Kebap Evi ve Dönerci Şahin Usta. Kebap, etin şişe geçirilerek ızgarada pişirilen bir yemek türü. Kebabın kökeni Orta Doğu'ya dayanıyor ve Türk mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri. Kebabı pilav, salata, ekmek ve soslar ile birlikte yiyebilirsiniz. Peki kebabın kaç çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de yaklaşık 200 çeşit kebap olduğu söylenir. Bunların arasında Adana kebabı, Urfa kebabı, Beyti kebabı gibi ünlü olanlar var. Kebap için en iyi adreslerden bazıları Hamdi Restoran, Develi Kebap ve Zübeyir Ocakbaşı. Kumpir, fırında pişirilen büyük boy patatesin içine tereyağı ve kaşar peyniri karıştırılarak hazırlanan bir yemek. Kumpir, Bulgarca patates anlamına gelen krompir sözcüğünden türemiş. Kumpirin kökeni Avrupa'ya dayanıyor ve Türk mutfağının en pratik lezzetlerinden biri. Kumpiri istediğiniz malzemelerle doldurarak yiyebilirsiniz. Kumpir için en iyi adreslerden bazıları Ortaköy Kumpirciler Çarşısı, Patso Burger ve Patatix. Künefe, tel kadayıfın arasına peynir konularak fırında pişirilen ve üzerine şerbet dökülen bir tatlı. Müzik
künefe Arapça yün anlamına gelen kunafa sözcüğünden türemiş. Künefenin kökeni Arap mutfağına dayanıyor ve Türk mutfağının en leziz tatlılarından biri. Künefeyi kaymak veya dondurma ile yiyebilirsiniz. Künefe için en iyi adreslerden bazıları Beyzade Künefe, Hatay Medeniyetler Sofrası ve Öz İkizler Künefe. Mantı, küçük hamur parçalarının içine kıyma konularak kaynar suda haşlanan ve üzerine yoğurt, sarımsak, eritilmiş tereyağı ve kırmızı biber dökülen bir yemek. Mantının kökeni Orta Asya'ya dayanıyor ve Türk mutfağının en geleneksel lezzetlerinden biri. Mantıyı çeşitli baharatlarla tatlandırarak yiyebilirsiniz. Peki mantının kaç tanesi bir porsiyon olduğunu biliyor muydunuz? Kayseri'de mantının 40 tanesi bir porsiyon olarak kabul edilir. Mantı için en iyi adreslerden bazıları Kayseri Mutfağı, Bodrum Mantı ve Çağdaş Mantı. Simit, susamla kaplanmış halka şeklindeki ekmek. Simitin kökeni Osmanlı mutfağına dayanıyor ve Türk mutfağının en yaygın lezzetlerinden biri. Simiti peynir, zeytin, reçel gibi yiyeceklerle veya tek başına yiyebilirsiniz. Peki simitin dünyada kaç ismi olduğunu biliyor muydunuz? Simit Yunanistan'da kalori, Suriye'de kaak, İsrail'de beygel gibi farklı isimlerle anılır. Simit için en iyi adreslerden bazıları Simit Sarayı, Simitçi Dünyası ve Gevrekzade. Listemizin 10. sırasında Big Chefs Tarabya var. Tarabya sahilinde yer alan Big Chefs hem kahvaltısı hem de akşam yemekleriyle ünlü bir mekan. Burada deniz manzarası eşliğinde dünya mutfağından lezzetler tadabilir, geniş bahçesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Big Chefs'in en sevilen yemekleri arasında avokadolu somon salatası, tavuklu wrap ve çikolatalı sufle var. Dokuzuncu sırada Peninsula Teras Restoran Karaköy var. Karaköy'de bulunan Peninsula Teras Restoran, tarihi yarımada manzarası ile lezzetli menüsünden gözlerinizi alamayacağınız bir yer. Burada hem Türk hem de dünya mutfağından yemekler bulabilir, özellikle et ve balık çeşitlerini deneyebilirsiniz. Peninsula Teras Restoran'ın en ünlü yemekleri ise dana bonfile, levrek marine ve profiterol. Sekizinci sırada Villa Bosphorus var. Beylerbeyi'nde yer alan Villa Bosphorus, Boğaz Köprüsü manzarası ile leziz balık yemekleri sunan bir restoran. Burada hem Türk hem de Akdeniz mutfağından yemekler bulabilir,
özellikle mezeleri ve balık çeşitlerini deneyebilirsiniz. Villa Bosphorus'un en önemli yemekleri ise levrek marine, kalamar tava ve fırın sütlaç. Yedinci sırada Hamdi Restoran var. Eminönü'nde yer alan Hamdi Restoran, İstanbul'un en meşhur kebapçılarından biri. Burada hem Galata Kulesi hem de Yeni Cami manzarası ile enfes kebaplar yiyebilirsiniz. Hamdi Restoran'ın en ünlü yemekleri ise fıstıklı kebap, lahmacun ve künefe. Altıncı sırada Fine Dine İstanbul var. Sultanahmet'te yer alan Fine Dine İstanbul, hem Ayasofya hem de Marmara Denizi manzarası ile unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. Burada uluslararası ve Akdeniz mutfağından lezzetler bulabilir, özellikle deniz ürünleri ve et çeşitlerini deneyebilirsiniz. Fine Dine İstanbul'un en sevilen yemekleri ise somon füme, dana antrikot ve crumble. Beşinci sırada Banyan Restoran var. Beşiktaş'ta yer alan Banyan Restoran, Asya mutfağından lezzetler sunan şık ve modern bir restoran. Burada Boğaz manzarası eşliğinde hem sushi hem de noodle çeşitlerini deneyebilir, özellikle deniz ürünleri ve tavuk yemeklerini deneyebilirsiniz. Banyan Restoran'ın en sevilen yemekleri ise somon teriyaki, pad thai ve cheesecake. Dördüncü sırada Lacivert Restoran var. Anadolu Hisarı'nda yer alan Lacivert Restoran, muhteşem manzarası, büyüleyici ambiyansı ve birbirinden leziz tatları ile unutulmaz bir yemek sunuyor. Burada Akdeniz lezzetlerini kusursuz bir sunumla deneyebilir, özellikle balık ve mezeleri deneyebilirsiniz. Lacivert Restoran'ın en ünlü yemekleri ise levrek marine, karides güveç ve sufle.
Üçüncü sırada Ali Ocakbaşı var. Karaköy'de yer alan Ali Ocakbaşı, tarihi yarımada manzarası ile leziz kebapları ve ızgaraları ile birçok müdavimin olduğu bir restoran. Burada sıcacık bir ambiyansı, muhteşem manzaralar eşliğinde nefis bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ali Ocakbaşı'nın en sevilen yemekleri ise ciğer şiş, Adana ve çiğ köfte. İkinci sırada Ajiya Restoran var. Kanlıca'da yer alan Ajiya Restoran, tarihle lezzeti bir arada sunan ödüllü bir restoran. Burada Akdeniz lezzetlerini kusursuz bir manzara eşliğinde deneyebilirsiniz. Kahvaltısı ve akşam yemekleriyle ünlü restoranın leziz yemeklerinin yanı sıra muhteşem manzarası da hayranlık uyandırıyor. Ajiya restoranın en sevilen yemekleri ise somon carpaccio, bonfile ve tiramisu. Ve birinci sırada 360 İstanbul var. Beyoğlu'ndaki eşsiz restoranlardan biri olan 360 İstanbul'da hem Moda'nın hem de Haliç'in huzur veren manzarasını seyredebilirsiniz. Burada hem Türk hem de Avrupa mutfağından lezzetler bulabilir, özellikle ana yemek seçenekleri ve tatlıların kusursuz olduğunu görebilirsiniz. 360 İstanbul'un en sevilen yemekleri ise dana carpaccio, fesleğenli tavuk ve çikolatalı sufle. İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bulunan Hünkar Restoran, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini sunan köklü bir restoran. 1968 yılında kurulan bu mekan, o tarihten beri aynı adreste, aynı eşsiz tatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Menüsünde Türk mutfağının zengin çeşitlerinden zeytinyağlılar, mezeler, kebaplar, et yemekleri ve tatlılar bulunuyor. Zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı barbunya gibi başlangıçlarla başlayarak humus, tarator, haydari gibi lezzetli mezeler sizi karşılıyor. Ana yemekler arasında ise şiş kebap, köp şiş, Adana kebap, köfte gibi seçenekler yer alıyor. Tatlı krizine karşı ise ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç, künefe gibi geleneksel Türk tatlıları sunuluyor. Hünkar Restoran, damaklarda unutulmaz izler bırakan yemekleriyle İstanbul'da sıkça tercih edilen bir restoran. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Çiğa Sofrası, geleneksel Türk mutfağının zengin lezzetlerini sunan bir esnaf lokantası. Lokanta geleneksel Türk yemeklerini sevenler için muhteşem bir seçenek ve özellikle zeytinyağlılar, mezeler, kebaplar, et yemekleri ve tatlılar gibi Türk mutfağının en sevilen yemeklerini sunuyor. Çiğa Sofrası kaliteli yemekleri ile İstanbul'da en çok tercih edilen esnaf lokantalarından biri.
misafirler burada geleneksel Türk mutfağının en iyi örneklerini tatma fırsatı buluyorlar. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Balkan Lokantası, Balkan mutfağının lezzetlerini sunan bir esnaf lokantası. Bu lokanta geleneksel Balkan yemeklerini sevenler için harika bir seçenek. Lokantanın menüsünde geleneksel Balkan yemekleri yer alıyor. Bu yemekler arasında börek, sarmi, tava, musakka, salata, çorba ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Her biri Balkan mutfağının zenginliğini yansıtan bu yemekler misafirlere otantik lezzetler sunuyor. Balkan Lokantası uygun fiyatları ve lezzetli yemekleriyle İstanbul'da en çok tercih edilen Balkan restoranlarından biri olarak biliniyor. Lokanta hem yerel halk hem de şehri ziyaret eden turistler tarafından beğenilmekte. İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Erzincanlı Ali Baba, geleneksel Erzincan mutfağının lezzetlerini sunan bir esnaf lokantası. Bu lokanta geleneksel Erzincan yemeklerini sevenler için mükemmel bir seçenek. Lokantanın menüsünde Erzincan mutfağına ait özel yemekler yer alıyor. Bu yemekler arasında kaburga dolması, büryan kebabı, nar ekşili kuru fasulye, Erzincan tava, tirit, Erzincan pidesi ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Her biri geleneksel lezzetleriyle öne çıkan bu yemekler Erzincan mutfağının zenginliğini yansıtıyor. Erzincanlı Ali Baba, İstanbul'da en çok tercih edilen Erzincan restoranlarından biri olarak bilinir. Lokanta hem yerel halk hem de şehri ziyaret eden turistler tarafından beğenilmekte. İstanbul'un Eminönü ilçesinde bulunan meşhur Filibe Köftecisi, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini deneyimlemek isteyenler için ideal bir köfte restoranı. Lokantanın menüsünde köfte çeşitlerinin yanı sıra zeytinyağlılar, mezeler, et yemekleri ve tatlılar gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Ancak en çok tercih edilen ve ünlü olan yemekleri, kendilerine has lezzetiyle öne çıkan köfteleri. Bu köfte, dana eti, kuzu eti ve kuzu yağı ile hazırlanıyor ve özellikle ızgara köfte seçeneği oldukça popüler. Meşhur Filibe Köftecisi, uygun fiyatları ve kaliteli yemekleri ile İstanbul'da köfte yemek isteyenler için vazgeçilmez bir adres haline gelmiş. İstanbul'un tarihi semtlerinden Beyoğlu'nda yer alan Hacı Abdullah Lokantası, geleneksel Türk mutfağının en özgün tatlarını sunan köklü bir esnaf lokantası. 1888 yılında Hacı Abdullah Efendi tarafından kurulan bu mekan, o tarihten bu yana aynı adreste, aynı eşsiz lezzetlerle misafirlerini ağırlıyor. Menüsünde Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden zeytinyağlılar, mezeler, kebaplar, et yemekleri ve tatlılar yer alıyor. Zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı barbunya gibi başlangıçlarla başlayarak humus, tarator, haydari gibi nefis mezelerle devam ediyor. Ana yemeklerde ise şiş kebap, çöp şiş, Adana kebap, köfte gibi seçenekler bulunuyor. Tatlı krizine karşı ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç, künefe gibi geleneksel Türk tatlıları sunuluyor. Hacı Abdullah Lokantası lezzetli yemekleriyle İstanbul'da en çok tercih edilen esnaf lokantalarından biri.
İstanbul'un Kemerburgaz bölgesinde bulunan Kardeşler Lokantası, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini sunan köklü bir esnaf lokantası. 1963 yılında Ragıp ve Aydın Ergin kardeşler tarafından kurulan bu lokanta, o günden beri aynı yerde ve aynı muhteşem tatlarla misafirlerine hizmet veriyor. Menüsünde geleneksel Türk mutfağının en sevilen yemekleri olan zeytinyağlılar, mezeler, et yemekleri ve tatlılar yer alıyor. Zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı patlıcan dolması gibi lezzetlerle başlayarak humus, tarator gibi enfes mezeler sizi karşılıyor. Et yemekleri arasında ise etli kuru fasulye, etli nohut ve etli patates gibi seçenekler bulunuyor. Tatlı krizine karşı ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç ve künefe gibi geleneksel Türk tatlıları sizi bekliyor. İstanbul'un tarihi Karaköy ilçesinde konumlanan NATO lokantası, geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan köklü bir esnaf lokantası. Müzik 1952 yılında NATO'nun kuruluşundan hemen sonra bu uluslararası kuruluşun çalışanlarına özel yemekler sunmak amacıyla kurulan bu lokanta, o zamandan beri aynı adreste ve aynı enfes tatlarla hizmet vermeye devam etmekte. Menüsünde geleneksel Türk mutfağının başyapıtları olan zeytinyağlılar, mezeler, et yemekleri ve tatlılar bulunuyor. Et severlere özel olarak etli kuru fasulye, etli nohut ve etli patates gibi seçenekler sunulurken, tatlılarda ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç ve künefe gibi geleneksel Türk tatlıları başrol oynuyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Şahin Lokantası, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan samimi bir esnaf lokantası. 1967 yılında Şahin Usta tarafından kurulan bu lokanta, o günden beri aynı adres ve aynı eşsiz lezzetlerle hizmet veriyor. Menüsünde zeytinyağlılar, mezeler, et yemekleri ve tatlılar gibi Türk mutfağının vazgeçilmezleri bulunuyor. Zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı barbunya, zeytinyağlı biber dolması, zeytinyağlı yaprak sarma, patlıcan dolması gibi geleneksel lezzetler mezenin yıldızları. Et severler için ise etli kuru fasulye, etli nohut gibi seçenekler bulunuyor. Tatlı krizine karşı ise ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç ve künefe gibi tatlı çeşitleri sizi bekliyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Yanyalı Fehmi Lokantası, geleneksel Türk mutfağının tadını çıkarabileceğiniz harika bir mekan. 1950 yılında Fehmi Usta tarafından kurulan bu lokanta, o zamandan beri aynı lezzetlerle ve aynı coşkuyla hizmet vermeye devam ediyor. Menüsünde zeytinyağlılar, mezeler, kebaplar, et yemekleri ve tatlılar gibi Türk mutfağının klasikleri bulunuyor. Özellikle zeytinyağlılar ve kebaplar oldukça popüler. Zeytinyağlı enginar, barbunya, biber dolması, yaprak sarma ve patlıcan dolması gibi lezzetler sizi bekliyor. Kebaplar arasında ise şiş kebap, köp şiş, Adana kebap ve köfte önerilirken, et yemekleri arasında etli kuru fasulye ve etli patates favoriler arasında. Müzik
İlk durağımız İstanbul'un en köklü ve ünlü tatlıcılarından biri olan Karaköy Güllüoğlu. Baklava denilince akla gelen ilk marka olan Karaköy Güllüoğlu, 1949'dan beri ağızları tatlandırıyor. Gaziantep'ten gelen fıstık ve cevizle hazırlanan baklavaların yanı sıra ekmek kadayıfı, şöbiyet, dolama gibi hamur tatlıları da burada lezzetin zirvesine çıkıyor. Çikolatalı baklavayı mutlaka denemelisiniz. Hızlı ve güler yüzlü servisiyle tatlı anlarınızı taçlandıracaksınız. Eminönü'nün tatlı mekanlarından bir diğeri ise Bolulu Hasan Usta. Sütlü tatlılarıyla ünlü olan bu mekan, sütlaç, muhallebi, kazandibi gibi tatlıları dondurma ilavesiyle sunuyor. Kazandibi tatlısını burada mutlaka denemelisiniz. Atmosferi samimi ve sıcak. Personeli ilgili ve kibar. Hafif tatlıları sevenler için ise Taksim Sütiş bulunmaz bir nimet. Künefesiyle ünlü bu mekanda kaymakla servis edilen künefenin yanında sütlü tatlılar ve ayva tatlısı da oldukça beğeniliyor. Modern ve ferah dekorasyonu ile bu tatlı mekanı sizi bekliyor. Servis hızlı ve kaliteli. Tatlıcılıkta geleneksel tatların izini sürmek isteyenlerin uğrak yeri Tatlıcı Safa. Rüstempaşa'da bulunan bu tatlıcı, pastadan tulumbaya, katmerden künefeye zengin bir yelpazede tatlar sunuyor. Geleneksel tariflerle hazırlanan tatlılar taze ve lezzetli. Özellikle şekerpare ve fırın sütlaç denemeye değer. Nostaljik ve otantik atmosferiyle size keyifli anlar sunacak. Tatlılara damgasını vuran bir diğer isim ise Rumeli Tulumba. ...1988'den beri sıcacık halka tatlısıyla hizmet veren bu mekan, ceviz, fındık ve şerbetle hazırlanan bu lezzeti unutulmaz kılıyor. Dondurma ve kahve de menüde yer alıyor. Temiz ve sade dekorasyon ile size huzur dolu anlar yaşatacak. Farklı
tatları denemeyi sevenleri ağırlayan güneş, dondurma ve waffle özellikle gençlerin favorisi. Renkli ve eğlenceli dekorasyonu ile dikkat çeken bu mekan, dondurma ve waffle'ın yanı sıra göz alıcı süslemelerle sunulan tatlılarla da görsel bir şölen sunuyor. Cana yakın servisiyle tatlı anlarınıza eğlence katacak. Modern pastane konseptinin en şık örneği ceviz ağacı. Kadıköy'de hizmet veren bu mekan, pasta ve kurabiye çeşitleriyle damakları şenlendiriyor. Özellikle brownie ve cheesecake gibi lezzetler buranın vazgeçilmezleri arasında. Zarif dekorasyonu ve kaliteli servisiyle keyifli anlar sunuyor. Beyoğlu'nun eski ve sevilen pastanelerinden biri İnci Pastanesi. 1944'ten beri tatlı tutkunlarını ağırlayan bu mekanda profiterol denince akla gelen en iyi tatlılardan birini bulabilirsiniz. Nostaljik ve klasik atmosferiyle tarihin içinde yolculuk yapacak gibi hissedeceksiniz. Servisleri hızlı ve güler yüzlü. İstanbul'un köklü lezzetlerini yansıtan Beyaz Fırın 1836'dan beri tatlı ve ekmek çeşitleriyle hizmet veriyor. Özellikle limonlu cheesecake ve çikolatalı sufle gibi tatlar buranın en popüler lezzetleri arasında. Modern ve şık dekorasyonu ile göz zevkinize de tatmin edecek. Servisleri hızlı ve kaliteli. Son durağımız ise tarihi Sarıyer Muhallebicisi ve Börekçisi. 1935'ten beri hizmet veren bu mekan, Sarıyer'in simgesi haline gelmiş durumda. Tavuk göğsü ve kazan dibi gibi tatlarıyla ünlü olan bu mekanda, ayrıca çeşit çeşit börekler de bulabilirsiniz. Muhallebiler sade, çikolatalı, karamel soslu veya fındıklı olarak sunuluyor. Hem tatlı hem de tuzlu alternatiflerle tatlı anlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Ve işte İstanbul'un en iyi 10 tatlıcısının en lezzetli adresleri. Bu mekanlar hem geleneksel tatları hem de modern lezzetleriyle tatlı dünyasında unutulmaz anlar sunuyor. Her biri kendi tarzı ve atmosferi ile ayrı bir deneyim yaşatıyor.
bu videoda paylaştığımız adresleri not almayı unutmayın. Çünkü İstanbul'da tatlı molası vermek istediğinizde bu mekanlar size enfes lezzetler sunacak. Siz de yorumlar bölümünde hangi tatlıcının sizin favoriniz olduğunu paylaşmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun ve tatlı dolu günler dilerim. Görüşmek üzere.